mızrak gibi bir şey girmiş. Yani bak şurada bakarsan şuradan şöyle bir şey girmiş. Ön sol taraftan. Orada kalmış. Yara iyileşmiş. İskeletin ki hocam. Onlar da böyle sonuç bir şey yapabilirsiniz aslında hani yarayı da şey yapmış olalım. Tamam. Kanama olmuş. Hem işte hem de bu yıl Nobel antik DNA çalışmalarına verildi. Sven de Pabo yaptığı özellikle Neandertal ve modern Homo sapiens'in kökenini ve evrimsel gelişmesi çalışmalarına yaptığı antik DNA çalışmalarıyla katkısı ve insan evrimini açıklamasıyla Nobel'e layık görüldü. Bu da anlaşılıyor ki aslında antik DNA çalışmaları son derece önemli ve bilimde yeni gelişmeleri açık bir alanı temsil ediyor. Belki de yakın zamanda kendisi bir bilim alanı olarak ortaya çıkıp gelişecek. Bu anlamda son derece kıymetli. Biz Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünde NeoGen olarak tanımlanan bir proje kapsamında, bir Avrupa Birliği projesi kapsamında bir antik DNA laboratuvarı kurduk. Ve bu kapsamda da neolitikleşme sürecini anlamak üzere ODTÜ'den Mehmet Sömel'in sorumluluğunda ve bizim Hacettepe Üniversitesi'ndeki hocalarımızın da katılımıyla bir proje başlattık. Ve bu projenin ilk sonuçları ulusal ve uluslararası yayınlarda yer bulmaya başladı. Bu çalışmalardan daha önce Orta Anadolu'daki neolitikleşme sürecini anlamak için çalışmalar yapmıştık ve önemli veriler yayınlamıştık. Bu sefer Mezopotamya'da ve Mezopotamya'yı temsil eden Çayönü yerleşmesi üzerinden bir çalışma sürdürdük. Kuzey Mezopotamya oldukça sıcak bir bölge ve bu bölgede Levant da dahil, Zagros ve Güneydoğu Anadolu'da antik DNA elde etmek oldukça zor. Ama biz o bölgede uzun süre, uzun soluklu bir yerleşime sahip olan, çok katmanlı bir yerleşim olan Çayönü'nde 33 bireyi analiz edip bunların içerisinde 13 bireyden yeteri miktarda DNA korunumunu bulduk ve bunlar üzerine ilk çalışmaları yapmış olduk. Ve bu çalışma aslında Kuzey Mezopotamya için en büyük örneklem grubunu temsil ediyor, ilk değilse bile. Buradan elde ettiğimiz veriler Kuzey Mezopotamya'nın popülasyon tarihini, yerleşik yaşama geçiş, tarım ve hayvanların evcilleştirmesi ve bunların yayılımı ile ilgili önemli bilgiler sağladı. Ama bu kalıntıların bize en önemli sağladığı başka veriler de vardı antropolojik açıdan. Bir kere Çayönü'ndeki insanlar yaptıkları farklı tekniklerle inşa ettikleri farklı biçime sahip yapıların içerisinde ölülerini gömüyorlar. Ve bu gömülerin kimlere ait olduğu bugüne kadar hep önemli bir problemdi. Aile mi değil mi? Buna ilişkin ilk soruyu sorarak aslında her bir yapının içerisinden ele geçen iskeletleri incelemeye çalıştık. İkincisi neolitikleşmede buradaki insan gruplarının buraya göçlerle mi geldi yoksa buranın yerlisi mi olduğu ya da bölgeler arasındaki insanlar arasında ne gibi bir biyolojik ve sosyal ilişki olduğu da önemli bir tartışma konusuydu. Bugüne kadar tartışmaları daha çok arkeolojik verilerle sürdürüyorduk ama genetik aslında bunu daha iyi anlamamıza olanak sağlayacak bir veri alanı yarattı. Bir diğer şey de peki buraya yerleşenler buranın yerlisi mi yabancısı mı diye sorduğumuzda acaba
Bu grubun içerisinde hani birinci, ikinci ya da üçüncü kuşaktan buraya göç etmiş insanları da saptamak mümkün mü sorumuz vardı. Buna ilişkin de ilk çalışmalarımız işte kafatasında bir işte dağlamanın olduğu ve aynı zamanda bebeklikten itibaren sararak biçimini kendi istekleri çerçevesinde değiştirdikleri yani geriye doğru yönelmiş bir alın ve uzunlaştırılmış bir kafayla temsil eden insan gruplarının var olduğunu sapladık. Bu yerleşmede elimizde burada belki örneğini görebileceğimiz bir trepanasyon kalıntısı var. Bu yerleşmede biz aslında Anadolu'nun en erken cerrahi müdahalelerinin olduğunu sapladık. Tabii bu çalışma aslında bu örnek daha önce saptanmıştı ama bu çalışmanın aslında Çayönü yerleşmesinin kültürel olarak ne kadar dinamik bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Göbekli Tepe'de şu ana kadar bu anıtsal yapıların içerisinde doğrudan gömülmüş insan kalıntıları saptanamadı. Buna karşın o bölgede bizim bildiğimiz o yapının içerisine akan ya da doldurulan toprağın içerisinde insan kalıntılarına saptandı. Fakat bu insan kalıntılarının içerisinde yeteri miktarda kolajen korunmamıştı. Çünkü kolajen aynı zamanda proteini bir tür protein. İnsanın genetik materyalini barındırıyor. Bu genetik materyal de bize doğal olarak eğer doğru bir şekilde çözümlerseniz, izole ederseniz insan genetiğini anlamamızı sağlıyor. Fakat Göbekli Tepe'de şu anda ana kazı alanları, ana yapılar üzerinde o büyük işte anıtsal yapılar, işte özel binalar ya da işte tapınaklar diyebileceğimiz yapılar üzerine yoğunlaştı. Bu yapıların içerisinde doğrudan birinci derecede gömülü iskelet yok. Ama buna karşın daha hani domestik alan, ev işlemini, konut işlemini gören alanların tabanlarının altında mezarlar var. Başka yerleşmelerden bildiğimiz özellikle Çayönü'nden, Körtüktepe'den, Gusiröyük'ten, Hasankeyfiyük'ten. Bunların iskelet kalıntıları doğrudan tabanların altına gömüldü olduğu için, insan tarafından bilinçli bir şekilde buraya konulduğu için çevresel faktörlerden daha az etkileniyor. O zaman bunların içerisinden DNA elde etmemiz, korunmuş DNA'yı bulmamız daha olası. Bu nedenle şu ana kadar yapılan çalışmalarda Göbekli Tepe'den elde edilmiş bir DNA verisi yok. Şuna bakalım bu sefer de. Koterizasyonun şeyi derseniz işte bu şey dağılama izi. Burada aşırı amatör görünüyoruz. İskelet var hiç. Hocam siz biyolog musunuz? Ben genetikçiyim aslan. Ama ben çok önünüzde olacaksınız. Ama çok seviyorsunuz. Ben çok seviyorum. Ben de tabii ki. Bir adım daha geri gitmemiz lazım. Yaptığımız çalışmalarda daha çok şu an için ilgilendiğimiz konular Anadolu'nun Neolitik dönemi, yani aslında tarımın başlangıcı, evcilleştirmenin başlangıcı olan dönem. Bu bölge o anlamda bir çekirdek bölge tarımın ve evcilleştirmenin başlangıcı açısından. Biz de buradaki insanların, yani yaklaşık günümüzden 10 bin yıl kadar önce yaşamış Anadolu insanının genetik arka planını anlamaya çalışıyoruz. Genetik yapısını çözmeye çalışıyoruz. Öncelikle şunu söylemek lazım. 1960'larda aslında Halit Çambel'in girişimleriyle Çayönü'nde kazı başlıyor. Çayönü Tepesi o dönem özellikle Toros Dağları'nın eteklerinde evcilleştirmenin başlangıcına dair bir takım indikasyonlar olabileceği konuşuluyor. Robert Braidwood geliyor Amerika'dan ve Halit Çambel'le birlikte bölgeyi kazmaya başlıyorlar. Orada aslında büyük bir proje yürütüyorlar. Çayönü de onun parçalarından bir tanesi. Daha sonra burada kazı devam ediyor. Çok uzun yıllar
yıllar devam ediyor. Bugün bir miktar ara verdikten sonra bugün Profesör Doktor Aslı Özdoğan çalışmalara devam ediyor. Orada kazı çalışmalarının yapıldığı dönemlerde 60'lardan itibaren iskeletlerde bulunmaya devam ediyor. Neolitik kültürde aslında Anadolu'da görülen genel bir örüntü olarak binaların tabanlarına gömü tekniği uygulanıyor. Bu çıkartılan 33 tane iskelette bina tabanlarından çıkartılan iskeletler. Biz de aslında buradaki ana sorunumuz da şuydu. O aynı evin içerisine gömülmüş iskeletlerin birbirleriyle akrabalık durumları nedir? Birbirleriyle yakın biyolojik olarak akraba olan bireyler mi aynı eve gömülüyor, yoksa farklı bir akrabalık tipi olabilir mi? Çünkü biz daha önce yaptığımız çalışmalarda örneğin Çatalhöyük'te böyle bir şey olabileceğini görmüştük. Yakın akraba olmayanların aynı eve gömüldüğünü görmüştük. Çayönü'ndeki örüntü nasıldır diye anlamaya çalıştık. Aynı zamanda tabii ki bir de demografik arka planı var işin. Bu insanlar nereden geldiler, kiminlerle ilişki kurdular, yaşadıkları dönem boyunca ya da kendilerinden önceki insanlar burada nasıl bir toplanma yaşadı? Biraz bunu anlamaya çalıştık. Çayönü bir cazibe merkezi aslında dönemi açısından. İşte özellikle kafataslı yapısı, bir takım kamu binalarıyla bir cazibe merkezi olarak öne çıkıyor. Kültürel dinamizmi çok yüksek. Bundan kastımız şöyle, aslında yapılan çalışmalar, arkeolojik çalışmalar orada farklı bina tiplerinin olduğunu gösteriyor. Dönem içerisinde değişen dinamik bir kültür olduğunu gösteriyor. Bir takım vücut modifikasyonları, işte kafatası biçimlendirme, katalizasyon denilen kafatası dağlama gibi bir takım modifikasyonlar olduğu gözlemleniyor. Biz de aslında bu arkeolojik dinamizm genetiğe nasıl yansıyor? Bu kültürler acaba farklı kültürler dışarıdan gelerek mi bu kültürü değiştiriyor, yoksa kendi iç dinamikleriyle mi değişiyor? Biraz da bunu anlamaya çalıştık. Peki nasıl sonuçlar elde ettiniz, DNA analizleri? Nasıl yapıldı? Türkiye'de yapılmasının önemi ne? Bizim için Türkiye'de yapılmasının önemi çok büyük. Çünkü biz burada çalışan araştırmacılar olarak aslında burada bir kültür, aynı zamanda bilim kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'de yapılan çalışmalarda, işte yüksek teknoloji çalışmalarda özellikle yurt dışına bağımlı olmak bizim burada çalışan araştırmacılar için oldukça büyük bir handikap. O yüzden 2019'da Hacettepe Üniversitesi'nde kurulan bir antik DNA laboratuvarı ve 2012'de hocamın kurduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi bir antik DNA laboratuvarı var. Biz şimdi bu iki antik DNA laboratuvarı ile birlikte çok yüksek derecede bilgi üretme kapasitesine sahibiz. Yani çok hızlı miktarda veri üretebiliyoruz. Veri üretmek bu işin ana parçalarından bir tanesi. Çünkü özellikle Mezopotamya söz konusu olduğunda, mesela bizim çalışmamızın konusu olan, DNA korunumunun çok düşük olduğu bir bölge. Dolayısıyla veriyi burada üretebilmek bizim için çok değerliydi. Şöyle, Science Advance dergisinde yayınlanacak çalışma önümüzdeki günlerde. Şöyle kabul edildi aslında. Çalışmanın içeriği öncelikle Mezopotamya'dan hiç DNA çalışması, antik DNA çalışması henüz yapılmamıştı. Çok yakın zamanda biz bu çalışmayı hazırlarken bir tane bir genom yayınlandı. Sadece bir bireye ait, Güneydoğu Anadolu'dan bir bireye ait genom yayınlandı. Bunun haricinde Kuzey Irak'tan birer genom yayınlandı. Ama şu an bizim yaptığımız çalışma bu anlamda 13 genomla oldukça kapsamlı olmuş oldu. Bölgenin tarihine dair biz kapsamlı ve yüksek çözünürlükte bir analiz sunmuş oluyoruz aslında literatüre. Bu anlamda sonuçlar oldukça değerli. Çalışmanın ana sonuçlarına bakacak olursak şöyle, biz öncelikle bölgede demografik açıdan nasıl bir örüntüyle karşılaştığımıza baktık. Bildiğiniz gibi bu bölge aslında bizim bereketli hilal dediğimiz Levant'ı ve Zagros'ların güneyini de içine alan ve Anadolu'nun da bir kısmını, Orta Anadolu'yu içine alan bir bölgeden bahsediyoruz, bereketli hilal. Bu bölge dediğimiz gibi evcilleştirmenin ve tarımın başlangıç bölgesi olduğu için ve aynı zamanda tarım ve evcilleştirme Avrupa'ya ve tabii ki Asya'nın bir kısmını bu bölgeden yayıldığı için, yani bir genişleme gördüğümüz için burada o anlamda önemli bir bölgeydi, çekirdek bir bölgeydi. Biz de Çayönü bu bereketli ilerin en kuzey ucunu oluşturan bir nokta olarak aslında kaynak noktalardan bir tanesiydi, bir anlamda bir geçiş noktasıydı. Demografik açıdan baktığımızda biz genetik çalışmada
aslında bölgenin o coğrafi konumunu yansıttığını gördük. Hem Zagros'lardan, yani aslında şöyle söyleyebiliriz, bereketli hilalin doğusundan ve batısından katkı alan, oralardan kaynak alan popülasyonların, grupların, insan toplumlarının bir araya gelerek çevrinde buluştuğunu gözlemlemiş olduk. Ana sonuçlarımızdan bir tanesi bu. Bunun haricinde bulduğumuz sonuçlardan bir tanesi de şimdi bizim verimiz 1000 yıllık bir dönemi kapsıyor. Milattan önce 8500'den milattan önce yaklaşık olarak 7500'e kadarki bir dönemi kapsayan veri var elimizde. Bunlar farklı tipteki binalara gömülmüş insanlar. Ve bunlara baktığımız zaman şöyle bir şey hayal ettik. Aslında kültürel olarak çok dinamik bir yapı var. Dolayısıyla belki biz genetik olarak da zaman içerisinde bir değişim görebiliriz diye hayal ettik. Bizi çok şaşırttı. Böyle bir şey çıkmadı. 1000 yıllık süre boyunca bu bölgede insanların benzer demografik yapıya sahip olduğunu gözlemledik. Ona bakarken... Belki şuraya bakarken kazı planlarına. Tamam. Özellikle son dönemde bulduğumuz bir tane bireyde işte bölgede zaten kafatası biçimlendirme o dönemde karşılaşılan bir vücut modifikasyonu olarak ortaya çıkıyor ama aynı zamanda katerizasyon bulduk. Şu an literatürdeki en eski katerizasyonu aslında bildirmiş oluyoruz bu makaleyle bilgi birlikte. Katerizasyon kafatası dağlama demek. Bu bireyde aynı zamanda enfeksiyon izleri vardı. Kafatasının iç kısmında enfeksiyon izleri vardı. Dolayısıyla o enfeksiyon, yani bir hastalık geçiren bir bebekti büyük ihtimalle. 1,5-2 yaşlarında hayatını kaybetmiş bir bebekti. Ve bu bireyin aslında demografik olarak diğerlerinden de bir miktar farklı olduğunu, daha fazla Zagros'a ilişkin ya da doğu etkisinde kaldığını söyleyebiliriz. Bereketli hilalin doğusunun etkisinde kaldığını söyleyebiliriz bu anlamda bu bireyin. Bu önemli sonuçlarımızdan bir tanesiydi. Yine akrabalıkla ilgili bulduğumuz sonuçlarda aynı binaya gömülen bireylerin birbirleriyle biyolojik olarak da ilişkili olduğunu bulduk. Süreç itibariyle Mezopotamya'dan Anadolu'nun içlerine gelen bir gen akışı olduğunu gözlemliyoruz. Çayönü bize bir sürpriz yaptı. Çalıştığımız 33 tane insan kalıntısının 13 tanesinden veri elde edebildik. Oldukça da, yani analizlerimizi yürütmeye yetecek derecede kaliteli veriydi. Bu açıdan çok değerli oldu bizim sorularımızı çözümlemek açısından. Antik DNA çalışmaları ve bu tür antropoloji ve genetiği birleştiren çalışmalar aslında birazcık bilim camiasında sanırım hapis kalıyor. Biz bunları daha alt seviyeye derken lise, ortaokul ve ilkokul seviyesine de indirmeliyiz bence. Ki çocuklarımız aslında Anadolu'nun sahip olduğu bu hazineye, bu değerlere çok daha küçük yaşlardan maruz kalsınlar ve öğrenmeye başlasınlar. Bence bu çok önemli. Daha küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızı bu bilgilerle buluşturmak değerli. Çok teşekkürler hocam.